Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sıranızdan ayrılabilirsiniz. Bozmuyorlar sıra. Bozun sıranızı. Bir sırayı bozabilirsiniz. Başkalarına yaklaşabilirsiniz. Yan yana duralım ki. Tamam. Çok yakın olunca. Sen önüme gel. Tek bir şey olmuyor. Evet, biraz daha geri gelelim mi arkada? Ne güzel. Tunuslu var arkada. Uluslararası kampı var. Aa, harika. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Tunuslu mu? Evet. Çok güzel. Hoş geldiniz. Türkçeyi ne zaman öğrendiniz? Pardon, we don't speak. He? We don't speak Turkish. You don't speak Turkish. Evet, Yes, evet. How long have you been here? Five days. When will you? Merhaba, iyi misiniz? Kahve mi yapıyorsunuz? Kahve de. Bak, burada gümleniler iyi ya, kahveler, kumda kahve. Biliyorsun. Şam liderim, matları sendirebiliriz, Şam lider. Görüşte alalım. Görüşte alalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Bosna Hersek. Bosna, harika. Evet. Çok güzel. Bosna böreği var mı? Boşnak böreği yok herhalde. Tam şartlar mı? Yapamıyoruz. Tamam, harika. Hadi, görüşmek üzere. Merhaba. Kimseler. Burada mı? Katarlılarımız da aldı yani. Kahve. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Renkli. Renkli doku koyuyoruz. Evet. Yok, bu aşağıda. Oka hiç dokunmuyorsunuz. Oka hiç dokunmuyorsunuz başkanım. Evet. Şimdi bana doğru bakıyorsunuz tekrar. Vücudunuz bana doğru bakıyor. Yani daha rahat atabilmeniz için. Şu parmağınız başkanım şöyle duracak. Şöyle dizi selamı gibi. Oku tutmanıza gerek yok başkanım. O orada duruyor. Ok serbest olsun. Aralıklı durabilir. Daha rahat alacaksınız o zaman. Tamam, okey. Şimdi biraz çekiyorsunuz. Sıkın. Çekiyorsunuz. Çekin başkanım iyice. Biraz aşağı indirin başkanım. Okun ucuna bakarak bırakabilirsiniz. Sol taraftakiler çekiyorsunuz. Nasıl bırakıyoruz? Parmaklarınızı bırakın. Parmaklarınızı bırakın. Bırak açın parmağı. Bu kadar. Tamam. Bir de bir tane daha atalım mı başkanımız? Kızılderililerde bundan olsaydı hiç kimse olur. Bir tane daha atıyoruz başkanım. Bu da İş farklı. Kolay yani. Hiç uğraşmaya gerek yok adam. Bir tane daha atıyoruz. Siz yine aynı şekilde tutun.
şey, yayı tutmanız yeterli. Hadi bakalım. Tek taraflı olup şurada hizaya koyuyoruz. Araya geçiyor. Evet. Sen giriyor musun? Şu serçe parmak çekiyorsunuz. Dirseğinizi yukarı kaldırırsanız rahatlayacaksınız. Evet. Dirseğinizi yukarı kaldırırsanız rahatlayacaksınız. Tamam, tamam. Hafif aşağıya doğru bakarsanız tam hedefi vuracak bu sefer. Açın parmaklarınızı. Evet sevgili çocuklar, gençler. İzci kampınızda bu güzel eğlenceli anınızda sizlerle beraber olmaktan ben de çok mutluyum. Ben de yaklaşık 7-8-9 yaşlarındayken böyle 3 yıl üst üste izci kamplarına katılmıştım. Ve o heyecanı yaşamıştım. Çok da değerliydi. Gecesiyle, gündüzüyle, yatağını derli toplu yapmasıyla, ondan sonra yemeğin hazırlanmasından, bulaşıkların yıkanmasına, her şeyle hayatı öğrenmenin güzel bir adımı aslında. Dolayısıyla izcilik çok özgün bir felsefe. Dünyanın bütün çocukları izciliği seviyor. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun dünyanın her yerinde izcilik aslında ortak bir felsefeye hizmet ediyor. O da hayatı, doğayı sevmek, insanları sevmek, birbirini sevmek, birbirini insan olduğu için sevmek ve hayatın zor anlarında hayata tutunabilmeyi kavramak. Bütünüyle izcilik felsefesi böyle bir şey. Dolayısıyla ömrünüz boyunca bence bu anınızı unutmayacaksınız. Burada öğrendiklerinizi, buradaki arkadaşlıklarınızı, takım olmayı, bir oba şeklinde bütün sorunların üstesinden gelmeyi, hayatınız boyunca unutmayacaksınız. İnanın burada yaşadığınız her şeyin bir büyük provasıdır hayat. Yani burada yaşadığınız küçük tecrübeler aslında yarın meslek edindiğinizde, öğretmen olduğunuzda, efendime söyleyeyim mühendis olduğunuzda, mimar olduğunuzda, doktor olduğunuzda ya da belediye başkanı olduğunuzda hayatınızın bugün yaşadığınız o küçük anıların biraz daha büyüğü, biraz daha büyük bir provası. O bakımdan güçlü olmanızın ne kadar değerli olduğunu, karakterli bir kişiliğe kavuşmanızın ne kadar değerli olduğunu hissedeceksiniz. Ve bugünlerde hem sizin buradaki kıymetli yöneticileriniz, idarecilerinizin size kattıklarını daha iyi anlayacaksınız. Bu güzel izci kampının yapılmasını sağlayan, geçmişte kimin emeği geçmişse hepsine teşekkür ediyorum. Umuyorum bu tür yerlerin sayısı artar. Bu kamplara katılan çocuklarımızın sayısı artar. Evrensel dünya değerleri üzerinden birbirini tanımaya fırsat bulurlar. Zira burada yanılmıyorsam 5 ülke var değil mi şu anda? 11 ülke mi? Pardon, 11 ülke var. Dediğim gibi farklı dillerden, farklı yaşamlardan, farklı inançlardan 11 ülke. Belki yarınlarda 40-50 ülke daha gelecek. Ve bir arada olacaksınız. Dünyayı böyle tanımanızı çok isterim. Barış içinde, huzur içinde ve gerçekten hem başta şehrini, ülkesini, doğasını seven, kendini yaşadığı bütün ortamlara sorumlu hisseden insanlar olmanızı istiyorum. İnşallah seneye bir başka kampta ya da bir başka ortamda ben de size bir gecede olsa katılırım. Sizinle o heyecanı hissederim. Hepinizi çok seviyorum. Hayatta başarılar. Hepinize güzel akşamlar ve güzel tatiller diliyorum. Şimdi okulunuzda da şimdiden başarılı olmanızı istiyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ürdün hediyesini takdim ediyor başkanımıza. Thank you very much. Evet, başkanımızın da ülke temsilcimize bir hediyesi var. Evet, Bulgaristan temsilcimizi sahneye alıyoruz. Kuveyt. Ahmet. Ahmet, this is our G2, okay? Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you.